Gitarist TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün 11 Mart 2017 olmuş. Hatta saat de şu an 7 sularında, akşam 7 sularına geliyor. Ve arkadaşlar biraz daha önceden çekmek istiyordum ama biraz hastaydım. Bu hastalıktan dolayı da çekemedim maalesef. Yarın YGS var biliyorsunuz. Daha önceden adı liselere giriş sınavıydı arkadaşlar. Şimdi de yüksek neydi? Ay artık adlar karıştı. Bir sürü sınav var. Artık ben bile tutamıyorum. Önceden LYS'ydi. Yani liselere giriş. Pardon LGS'ydi. Sonra şimdi çok karışmış arkadaşlar. Şu an ben bile bilmiyorum. Çünkü en son 6 sene önce girdim YGS'ye. Ben girmeden önce ismi biraz değişikti dediğim gibi. Sonradan bir daha bir şeyler oldu, bir değişti, bir şeyler oldu. Şimdi adı YGS. Bildiğim kadarıyla YGS. Son olarak YGS'de karar kılındı. Tamam, buraları geçelim. Önemli olan zaten arkadaşlar adı değil, sınavın içeriği ve ne çıkacağı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar sınav iki aşamalı oluyor. Üniversitelere giriş sınavı. İlk sınavı oluyor bu da. 40 tane Türkçe, 40 tane sosyal, 40 tane matematik, 40 tane de fenden çıkıyor. Tabi bunların içinde din soruları ve felsefe soruları da olacak. Büyük ihtimal sözelin, sosyalin içine sokuyorlar sanırım o soruları. Ama önemli olan arkadaşlar en yüksek puanı alan, derecelendirmede en yükseklere çıkan kişi istediği üniversiteye girmeye hak kazanıyor. Tabii ki de ben bugün size biraz bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü ben iki defa girdim arkadaşlar üniversite sınavına. YGS'ye iki defa girdim, LYS'ye iki defa girdim. Peki neden iki defa girdim? İlkinde arkadaşlar lisede son sınıftayken zaten hiç çalışmıyordum. Son sınıftayken çalışmaya başladım. Yanında da dershaneye gidiyordum. O zamanlar dershane vardı. Şimdi temel liselere dönüştü hepsi arkadaşlar. Dershaneye gidiyordum ve hiç önemsememiştim yani. Sınav zamanı geldi, çattı. O zaman beni bir tutuşma aldı yani arkadaşlar. Bir korku aldı. Dedim ben bu sınavdan bir şey alamayacağım herhalde falan moduna girdim. Bayağı stres, sinir derken sınava bir girdim tabii arkadaşlar, çok düşük bir puan aldım. Yani kendi şey yaptığımdan daha düşüktü. Düşündüğümden daha da düşüktü. Bayağı bir stres yaptım arkadaşlar. Son zamanlarda çalışmayla olmuyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. O zamanlar istediğim bir bölüm vardı. Konservatuar istiyordum. Konservatuara gidebiliyordum arkadaşlar. Şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi bir gitarım var. O zamanlarda gitar çalıyordum ve gitardan konservatuara girmek istiyordum, gitar eğitiminden. Ancak sonradan durumu öğrendim ki biraz da stratejik düşünmem gerekti. Çok kazançlı bir meslek değil arkadaşlar. Yani ancak en üst düzeylere geldiğinizde bir kazanç sağlayabileceğiniz bir meslek konservatuar. Onun dışında çok rağbet görmeyen bir meslek diyebilirim. Zaten meslekten daha çok sanatkar oluyorsunuz. Sanatkarların da durumu her zaman bellidir arkadaşlar. O yüzden dedim ki ben bir strateji yapayım. Hem paramı kazanayım. Yani hem bir şekilde para kazanabileyim. Hayatımı idame ettirebileyim. Hem de neden olmasın ki, yani müzikle de ilgilenebiliyorum. Zaten ilgileniyorum. Müzikle her zaman iç içeyim ama bunu konservatuara gitmekten vazgeçerek sağladım. Konservatuarı iptal ettim arkadaşlar kafamda. Dedim ki ikinci sevdiğim şey ne benim? Tabi o zamanlar insanlarla, düşünüşleriyle, felsefeyle çok ilgilendiğim için dedim ki ben psikoloji okuyayım ya. İnsanları da merak ediyorum, anlamak istiyorum. Ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, herhangi bir matematiksel yanı var mı hareketlerinin şeklinde. Bu yüzden arkadaşlar psikolojiyi seçtim. İkinci sene hazırlandım ve sınav zamanı geldiğinde hiç de stres yapmadan, kaygı yapmadan sınava girdim. Tabii ki de sınava girmeden önce birkaç sorun yaşadım. Mesela mide sorunu yaşadım arkadaşlar. Aşırı stresten oluşan bir mide krampı. Krampı da doğru mu? Kramponu. Krampı yaşadım arkadaşlar. Mideme kramplar girdi. Hatta sınava kadar bayağı kramplar girdi. Ama sınav dedim ki ya stres yapma. Ne stres yapıyorsun abi? Tamam kazanamazsan bir dahaki sene bir daha girersin dedim. Ondan sonra tabii bu kadar rahatlık hepimizde olmayabilir arkadaşlar. Sonuçta biliyorum hepiniz evlerinizde ne bileyim anneleriniz bazen baskılayabiliyor. Babalarınız baskılayabiliyor. Siz kendinizi baskılayabiliyorsunuz. Yani bu sınavı kazanamazsam dünyanın sonu falan şeklinde yorumlayan arkadaşlarım vardı ki zamanda, hatırlıyorum. Çok kötüydü arkadaşlar. Bunu başta yapmayın. Dünyanın sonu değil gerçekten. Yani
sınavı kazanamayan bir sürü insan var. Onların için dünyanın sonu değilse sizin içinden dünyanın sonu oluyor. Yapmayın, alt tarafa bir kağıt parçası, gerçekten sizden daha değerli değil. İlk önce bunu bir kafanıza belletin, yani kafanıza sokun ve deyin ki yani alt tarafı bir kağıt parçası, gerçekten yapabileceğiniz şeyler belli, yapamayacağınız şeyler belli. Hepimiz insanız. Başta bunu bilmek lazım. O yüzden stresten uzak durmak lazım. Ben bugün arkadaşlar şimdi tabii kısa bir giriş yapmak istedim. Ardından hemen sizlere sınavda neler yapmanız gerektiğiyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Umarım işinize yarar. O zaman isterseniz onlara geçelim. İlk olarak arkadaşlar sakın sınava aç girmeyin. Sakın ama sakın. Ben bir şey yemeyeceğim, mideme dokunur falan şeklinde girmeyin. Bu sefer daha da durumu kötüye sokabilirsiniz. Yalnız size önereceğim birkaç bir şey var. Bir kere dışarıdan bir şey almayın. O gün erkenden gidip de herhangi bir pastaneden yağlı, simit, ne bileyim işte poğaça gibi açma gibi şeyler sakın almayın arkadaşlar. Vişne suyu içmeyin. Ondan sonra şeftali, kayısı, herhangi bir meyve suyunu tercih etmemenizi öneriyorum. Mutlaka evde annenizin yaptığı herhangi bir şeyi demeniz daha iyidir diye düşünüyorum. Özellikle düzgün bir kahvaltı etmenizi öneririm arkadaşlar. Arkadaşlar sınava gireceğiniz okula en az 1 saat önceden orada olmaya çalışın. Çünkü 9:45 geçeden sonra içeri kimseyi almıyorlar. Mutlaka yanınızda götürmeniz gereken belgeleri götürün. Ve sınava girerken dikkat etmeniz gereken birkaç unsur var. Ne bileyim küpeydi, hızmaydı, ondan sonra takıydı falan, bunları almıyorlar. Hatta onlarla girerseniz, bir şekilde öğrenirlerse sınavınızı iptal etmeleri durumu söz konusu. Buna dikkat edin. Yani herhangi bir takı falan takmadan girin. Aynı şekilde arkadaşlar cüzdan, saat ve cep telefonu da olmayacak. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bunlarla da sınava giremezsiniz. Okula girdiniz, yavaş yavaş sınıfınıza gidiyorsunuz. Kendi salonunuzu buldunuz ya da amfinizi ya da sınıfınızı arkadaşlar, artık bilemiyorum hangi yerde sınava girecekseniz, yani hangi odada diyeyim. Oturdunuz kendi yerinize arkadaşlar, sınav kağıtları geldi önünüze. Sakın ama sakın öğretmen, oradaki baş kişi kimse artık, o izin vermeden kitapçıklarımızı açmayın ve bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kitaplarınız geldi arkadaşlar, kitapçıklarınız önünde, önünüzde, bakıyorsunuz, açmıyorsunuz. Bu sırada lütfen kendinizi strese sokmayın. Bu önümdeki kağıt benim her şeyim şeklinde bir moda girmeyin. Çünkü gerçekten her şeyiniz değil, sadece kitapçık. Öğretmen izin verdi ve arkadaşlar kitapçıkları açabilirsiniz dedi. Kitapçığı açın ve direkt soruya başlamadan önce şöyle bence bir kitapçıya bir gezin arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı bir bakın. Eksik kağıdınız veya eksik sayfanız var mı, veya eksik bir sorun görüyor musunuz? Ona hızlıca bakın. Sonradan sorun çıkmasın sizler için. Mutlaka kontrol etmekte fayda var. Hangi derste arkadaşlar başarılıysanız mutlaka ondan başlayın. Türkçe mi diyorsanız Türkçeden başlayın. Matematiği mi diyorsanız matematikten başlayın. Benim mesela Türkçe miydi? Türkçeden başlamıştım arkadaşlar. Yani aklınızın en yorulmamış anını bildiğiniz kısımda kullanmanızı öneriyorum. Uzun soru zor soru değildir arkadaşlar, bunu unutmayın. Uzun bir soru görüyorsanız mutlaka cevabı içinde olma ihtimali %90'dır. Uzun sorulardan kaçmak yerine onların cevabının içinde olduğunu bilerek onları daha çok çözmeye özen gösterin. Genelde çok kişi uzun soruları görünce bu soruyu ben nasıl yaparım şeklinde moda girdikleri için orada eleniyorlar, siz elenmeyin. Mutlaka çözemeyeceğiniz sorular olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden kendinizi strese sokmayın. Herkesin çözemeyeceği bir soru vardır mutlaka. O soruyu geçin. Yapabileceğiniz sorular mutlaka var. Eğer bir soruda hiçbir fikriniz yoksa arkadaşlar hiçbir cevap vermeyin, diğer başka bir soruya geçin. Soruları çok iyi okuyun. Ne bileyim altı çizili böyle değildirler ya da değildirin tam tersi olan şeyler çıkabiliyor biliyorsunuz. Orada yanılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden soruları çok iyi okuyun. Soruyu okudunuz, hemen cevabı da biliyorsunuz. A şıkkında da o cevabı gördünüz arkadaşlar. Hemen A şıkkını işaretlemeyin. Diğer şıkları da bir okuyun bence. Bu zamana kadar bir sürü deneme çözmüş olmanız lazım arkadaşlar. Bu denemelerde de bir soru sırası veya ne bileyim işte Türkçeyi önce çözerim, matematiğe sonra girerim şeklinde bir sıra oluşturmuşsunuzdur. Mesela örnek veriyorum, bu benim sıramdı. Bu sırayı da değiştirmeyin arkadaşlar. Eğer Türkçeyi çözdüyseniz denemelerde, daha sonra matematiğe geçtiyseniz o zaman matematiğe geçin. Ne bileyim sınavda yeni şeyler denemeyin, yani onu söyleyeyim. Sınavdan sakın erken çıkmayın. Sürenizi sonuna kadar kullanın.
Eğer cevabınızı değiştirecekseniz arkadaşlar, mutlaka optik okuyucudaki o boyadığınız yeri var ya, iyi silin arkadaşlar. Yoksa optik okuyucu onu okuyabiliyormuş. Yani iyice bir silin, bembeyaz yapın. Yoksa sıkıntı olabilir sizin için. Arkadaşlar, matematik sorularından korkmayın. Bu zamana kadar gördüğünüz matematik eğitimiyle YGS'de en az 10 net yapabilirsiniz gerçekten. Çünkü o 10 tane kolay soruyu koyuyorlar mutlaka. Siz de bunları yapabilirsiniz, çözebilirsiniz. Arkadaşlar, eğer dikkatiniz dağılırsa şöyle biraz durun. Ne bileyim, bir derin nefes alın. Tabii bütün sınıf duymasın, bütün sınıfı da rahatsız etmemek lazım. En azından bu yeterli olabilir. Bir derin nefes alın, bir verin, rahatlatın kendinizi. Sıkıntı yok, süreniz var, yeterli olacak. Yalnız bazı arkadaşlar çok hayal kuruyorlar. Yani ne bileyim, özellikle sınavdayken, ne bileyim şimdi şuradan bir Hızır gelirdi, acaba bana cevapları verir mi? Ne bileyim, biri yardım eder mi? Kopya çeker miyim? Sakın denemeyin arkadaşlar, çekemezsiniz. Arkadaşlar, bu sınavdan alacağınız sonucun yarısı kafanızdaki bilgilere dayalı. Yarısı da arkadaşlar gözünüzde büyütmenize, yani korkmanıza dayalı. Çünkü gerçekten gözünde büyüten, stres yapan öğrencilerin daha düşük notlar aldığı garantilenmiştir. Testlerle de onaylanmıştır. İsviçreli bilim adamları yapmadı ama daha büyük bilim adamları yaptı arkadaşlar. Kesindir, lütfen gözünüzde büyütmeyin ve stres yapmayın. Her şey değil, unutmayın. Yanınızda mutlaka su bulundurun arkadaşlar. Su olmadan sınava girmeyin. En başta da arkadaşlar, kendinize güvenin. Kendinize güvenmezseniz bu sınavdan yüksek bir sonuç beklemeyin. Kendinizi bilin. Rahat olun, sakin olun. Gözünüzde büyütmeyin. Siz mükemmelsiniz. Buradan sonraki kısmı da biraz aileleri işe sokmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Yani YGS, ne bileyim LYS, OKS, daha önceden OKS'ydi. Şimdi tabii ne oldu? TEOK oldu arkadaşlar. Daha önceden de SBS'ydi. Bu sınava girecek öğrencilerin aileleri biraz fazla abartanlar oluyor. Lütfen abartmayın arkadaşlar. Yani bu sözlerin biraz ailelere gelsin. Çünkü siz de ailelerinizi uyarın bu konuda. Yani bu sınav her şey değil. Anlatabiliyor muyum? Olağanüstü bir durum varmış gibi davranmanıza gerek yok. Aileler, sizden bahsediyorum. Lütfen, olağanüstü bir durum yok. Herkes bu sınava giriyor. Aynı şekilde çocuklarınıza baskı da yapmayın. Onları biraz rahat ettirmeye, ne bileyim, onların kaygılarını, stresini arttıracak sözler kullanmamaya çalışın. Ve aileler, lütfen öğrencinin üniversite sınavları ve tercihleri hakkında sizler de bir şeyler öğrenin, bilgiler edinin. Ne bileyim, bir üniversitenin puan durumu kaçıncı kişiden alıyor, sıradan alıyor. Bunları sizler de öğrenmeye çalışın. Bu bilgiler, çünkü siz ve çocuğunuzla birlikte birleştiğinde, harmanlandığında en iyi seçimi, kararı verebileceksiniz bu durumdan dolayı. Ve yine öğrenciye, yani ne bileyim oğlunuza, kızınıza, ne bileyim yarın sınav var, erken yat, çok fazla yeme gibi isteklerde de bulunmayın arkadaşlar. Zaten ne kadar yiyeceğini biliyordur çocuğunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, ve lütfen şu saatten sonra, şu videoyu izledikten sonra lütfen daha ders çalışmayın. Çünkü şu saatten sonra bir konuyu öğrenmeye çalışmanız sizi daha çok paniğe itecektir. Rahat olun, bırakın bildiğinizi yapın, o zaten size mutlaka yetecektir. Ve şu son günlerde arkadaşlar, sizi yoracak aktivitelerden lütfen uzak durun. Ne bileyim, fazla egzersiz yapmayın, çok fazla yürüyüş yapmayın. Bir yerleri gezeyim son günler falan derken kendinizi harap etmeyin. Biraz dinlenin arkadaşlar, yani çünkü dinlenirseniz sınava daha net bir şekilde girebilirsiniz. Daha böyle güçlü bir şekilde, enerjik girebilirsiniz. Bunlar benim verebileceğim birkaç taktikti arkadaşlar. Umarım işinize yarar, yani yararlı olur. Videoda yararlı olmuştur. Konuşabildiğim kadar, ağzımın laf yapabildiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi, ben de iki defa girdim arkadaşlar sınava. İlkinden kötü, ikinciden yüksek, güzel bir not aldım. Çünkü ikincide daha az stresliydim, daha az önem verdim. Dedim ki olmazsa üçüncüye gireriz falan şeklinde rahattım yani. Artık böyle kafa rahat olunca arkadaşlar, daha böyle net görebiliyorsunuz soruları. Soru neymiş ya, tamam bu A, bu B falan şeklinde gidiyorsunuz. Umarım sizler de stressiz, güzel bir şekilde yarın hasta olmadan, mide krampları yaşamadan, ne bileyim bağırsak enfeksiyonu yaşamadan
sınava girebilirsiniz. Bir sorun yaşamazsınız umarım diye düşünüyorum. Dualarım sizlerle arkadaşlar. Lütfen okunmuş şeker, okunmuş pirinç falan bunları yemeyin arkadaşlar. Bozulmasın mideniz, ne bileyim okunmuş sudur. Siz kendinize güvenin arkadaşlar. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Şöyle söyleyeyim, bir mucize olmayacak yani. Hani bunlardan bir mucize beklemeyin lütfen. Olmaz. Ama tabii ki de illaki hani bu beni rahat hissettiriyor, iyi hissettiriyor diyorsanız onu yanınıza alın. Ona bir şey demiyorum. Gerçekten hani okunmuş pirincim şurada kalsın. O bana şey verecek falan, hani güç verecek falan şeklinde kalsın arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi ondan bir mucize beklemeyin. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Umarım aklınız böyle açılır, soruların hepsinin cevabı aklınıza gelir. Stressiz, kaygısız bir sınav olur umarım sizler için arkadaşlar. Videoyu da yavaştan bitireyim. Çok uzun olmasın. Sizleri de sıkmayayım. Kafanızı ağrıtmayayım. YGS öncesi. Yarın 12 Mart 2017'de sınava girecek arkadaşlara tekrardan başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen sınavı her şeye bağlamayın. Hoşça kalın.